tatlılarından ama son yıllarda daha da popüler olan bir lezzet. Hatta artık bu tatlıya özel bir gün bile var. İşte 30 Temmuz Cheesecake gününde ustasından peynirli pastanın püf noktaları. Cheesecake'in ham maddesi zaten bildiğiniz gibi peynir, şeker ve altına birazcık bisküvitle başlıyor. Cheesecake'in bu ana temel malzemesinin içerisine biz neyi eklersek cheesecake ismini oradan alıyor. Frambuazlı, limonlu, karışık meyveli. Her biri ayrı lezzet. Hastane vitrinlerini süsleyen cheesecake'leri evde yapmak çok kolay. Üstelik bugün Dünya Cheesecake Günü. Marketlerden kolayca bulabilecekleri bir bisküvi çeşidi. Aynen. Yani içerisine hiçbir şey koymamıza gerek yok. Bir bardak yardımıyla eziyoruz. Cheesecake yani peynirli pasta tatlıyla tuzlunun en uyumlu hali. Tarihi antik çağlara kadar uzansa da popülerliğini son yıllarda yakaladı. Hatta artık bu tatlıya özel bir gün bile var. Bugün 30 Temmuz Dünya Cheesecake Günü. Yine bardak yardımıyla eşit bir şekilde altını sıkıştırıyoruz. Malzemeler ödüllü şef Ayvaz Akbacak'ın ellerinde bir bir ekleniyor kaba. Önce bisküviden oluşan taban, ardından peynirli krema hazırlanıyor. Peynirimiz tuzsuz, içinde yağ oranı birazcık fazla olan krem peyniri ya da marketlerde satılan cheesecake peynirinden de alıp yapabilirler. Peynirimiz şöyle gösterelim. Krem haline geldi artık, güzelce şekil aldı. Şekerimizi ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı ilave edeceğiz. İçerisine aroma versin diye birazcık toz vanilya ekliyoruz. Yoğunluğunu sağlayacak olan şey nişastamızı ilave ediyoruz. Burada limonumuzu rendeliyoruz. Yavaşça dengeli bir şekilde döküyoruz. Her işte olduğu gibi cheesecake yapımında da işin sırrı usta ellerde saklı. Ayvaz Şef'in de cheesecake'i evde yapmak isteyenlere bir tavsiyesi var. Nedir o tavsiye? Düşük ısı, 160 derece, 1 saat pişirmemiz lazım. Sonrasında bir 170-180'e çıkmamız lazım. Üzerinin kabuk bağlaması lazım. En büyük püf nokta o, ona dikkat etmek lazım. Cheesecake'in temelini oluşturan kısım fırından çıkıyor. Geri kalanı ustanın marifeti ve mutfağı sevenlerin şöyle hayal gücü. Burada yenilebilir kantaron çiçeklerimizden frenk üzümümüz var. Dünya Cheesecake Günü'nde siz de bu tarifi dilediğiniz malzemelerle değerlendirebilirsiniz. Ayvaz Şef'in bugünkü tercihi Tropic Cheesecake oldu. Böyle bir gün varmış. Hayırlı olsun ama öğrendim. Bundan sonra bugünü ararım herhalde. Cheesecake de sizden sonra yiyeceğim ben de. Çok keyifli anlattınız. Frenk üzümlü, kantaron çiçekli Tropic Cheesecake'in yapılışını anlattık ancak bu lezzetin tarifi yok. Şimdiden afiyet olsun.